Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizlere Çin'den almış olduğum mini robot süpürgeyi inceleyeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben bununla ilgili hatta ufakta bir video paylaşmıştım sizlere. Gördüğünüz gibi mini robot süpürgenin kutusu bu şekilde. İki farklı renk opsiyonu satılıyor. İsterseniz beyaz, isterseniz de siyah olanı alabilirsiniz. Ben siyah olanı tercih ettim. Hemen sizlere bu robot bana kaça mal olmuş onu da söylemek istiyorum. Bu arada marka olarak da Çile şu gibi böyle değişik bir telaffuz var. Bakın şöyle göstereyim size kutusunu. Kargo da bayağı ezilmiş. Zarar görmüş bu arada. Şile şu denilebilir galiba. XLS 16 modeli olarak geçiyor. Ben bunu arkadaşlar bu arada pandemiden beri biliyorsunuz Çin'deki kargo süresi çok uzamıştı. Ama artık son bir 6 ayda falan bayağı düzeldi. Yani ben bunu 10 gün bile sürmedi. Bir haftada falan geldi. Gerçekten bu konuda hani Çin'den bu tarafa doğru kargo veyahut da işte sipariş yapacaksanız AliExpress gibi, Banggood gibi ya da Gearbest gibi sitelerden artık gerçekten kargo süreleri bayağı kısalmış, bunu size söyleyebilirim. Şimdi ben bu süpürgeyi toplamda 285 liraya almışım arkadaşlar. Bunun içerisinde ben bunu indirimle almıştım tabii. Bunun 190, bakayım, 197 lira normalde ürünün değeri. Artık biliyorsunuz AliExpress'ten aldım ben mesela bunu. AliExpress'te direkt vergi dahil bir ödeme sistemi var. Yani geldiniz mesela herhangi bir şey alıyordunuz önceden. Kapıda sürpriz bir vergiyle karşılaşıyordunuz. İşte ne kadar, 50 lira, 100 lira. Yani hazırlıklı oluyordunuz, olmuyordunuz vesaire. Artık böyle bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Direkt buradan ön ödemeli bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Tam yaklaşık 10, evet 11 günde gelmiş. Bu robot süpürge, yani bu mini robot süpürge ben 11 günde almışım. Vergi dahil toplamda da 285 lira 70 kuruş ödemişim. Tabii ki de bu fiyatı hak ediyor mu? Ben bunu gezinirken Instagram'da birkaç kişi de gördüm. Ardından bir kendim de araştırdım. Şöyle iki farklı rengi vardı. Ben siyah rengini sipariş ettim. Hemen gelin şöyle hızlıca bir kutudan çıkaralım. Bu arada kutunun her yeri İngilizce ve Çince yazılarla falan dolu. Şöyle robot süpürge herhangi bir poşet naylona sarılmamış. Şöyle bakın, robot süpürgenin kendisini görüyorsunuz. Bayağı da gerçekten miniye baktılar. Yani gerçekten çok küçük. Yani 16 santim falan çapı olması lazım bunun. Yüksekliği de bildiğim kadarıyla 6 santim civarında. Yanlarında fırçaları ve bir tane şöyle bakın şarj aleti görüyor. Şarj aletinin adaptörü yok. Kendiniz bir adaptörle şarj etmeniz gerekiyor. Bu arada şarj etmeniz gereken güç ise 15 watt. Ona göre bir adaptör ayarlamanız gerekiyor. Bir de burada bakın şöyle bir tane mop bezi gibi böyle cırtlı bir sistemde bir şey var. Evet, ha. Yapışkanlı. Bu cırtını buraya yapıştıracaksınız. Sonra bu bezi söküp takabilirsiniz ama bu bez ne kadar dayanır buna? Açıkçası biraz şaibeli yani. Zaten ıslatma özelliği vesaire yok. Yani sürte sürte yerdeki artık tozlu veya da pisliği alabiliyorsa alır. Alamazsa da yapacak bir şey yok. Şöyle bakın, yapışkanlı bir arka taraftan bu kısım var. Onu da büyük ihtimalle şu, evet şu kısmı yapıştıracağız. Hemen şöyle size biraz robotu da göstermek istiyorum. Arka tarafta bakın bir tane şöyle 360 derece dönebilen bir tane tekerleği var. İki fırçalı bu arada gerçekten. Hani mini olmasına göre iki tane şöyle yan fırça koymuşlar. Şurada bakın bir emiş ağzı kısım var. Bu arada robotun bir Pascal çekir gücünden herhangi bir veri elde edemedim. Ama bu robotun 400 mAh'lik bir bataryası var. Bu batarya ile de 30 dakika boyunca kesintisiz olarak süpürme yapabiliyor. Tam şarjı da tekrardan 80 dakika gibi bir sürede ulaşabiliyor. Şöyle bakın iki tane tekerlekler var. Tabii ki de klasik robot süpürgeler gibi amortisörle bir sistem yok. Yani eşik çıkamıyor. Açıkçası halılarda bile çıkmasını, yani zorlandığını hissettim ben. Tamamıyla düz zeminler için yapılmış bir mini robot süpürge olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafta bakın bir tane şöyle çalışma butonu var. Herhangi bir ışık veyahut da led konumlandırılmamış. Şurada bakın bir tane toz haznesi var. Bu toz haznesini de şöyle kaldırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın şurada motorun olduğu, emiş motorun olduğu kısım var. Burası da toz haznesi. Herhangi bir çöp torbası veyahut da çıkarmalı bir haznesi yok. Şöyle çevirip döktüğünüzde otomatik olarak zaten içini boşaltacaktır. Bu arka tarafta da bir tane fan çıkıntısı var. Yan tarafta da şurada da bir tane şöyle bakın şarj girişi de mevcut. Bu arada motorun çalışma seviyesi de 45 desibelmiş. Gayet sessiz yani, ideal. Ama herhangi bir bakalım şöyle emiş gücüyle ilgili bir ibare var mı? Yok. 16 santim, aynı şekilde 16 santim çapı var. 6 santim de yüksekliği var. Gayet yükseklik konusunda iyi yani. Zor girebilecek yerlerde rahatlıkla girebileceğini düşünüyorum. Herhangi bir uygulama desteği veyahut da bir kumanda desteği, mop ayarı yani su ayarı, emiş ayarı gibi bir şey yok. Standart bir şekilde çalışıyoruz. Tuşuna basıyorsunuz, otomatik olarak kendisinin ayarlanmış bir emiş gücü var ve bu şekilde çalışıyor. Özellikle bu, biliyorsunuz robot süpürgeyi biz gırgırın büyütülmüş hali diyoruz. Tabii ki de çok teknolojileşti ama gırgırın tam olarak manuel hali işte bu. Özellikle ben bunu kullanmak istediğimde mesela mutfak gibi yerlerde kullanmak istediğini gördüm. Mesela mutfakta yemek yediğiniz yerlerde kırıntı var. Bunun tuşuna basacaksınız. Tıkı 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 tıkı. Kendisi gezecek, gezecek, gezecek. En son tuşuna basıp durduracaksınız. Bu arada çok basit. Bakın. Sesi de bu şekilde.
Bir kere bastınız çalıştı. Aynı şekilde duruyor yani. Bu arada sessiz, güzel ve hava akışını da hissettim yani. Emişi var biraz. Üzerinde herhangi bir bakın yükseklik sensörü vesaire yok. Yani masaya falan koyduğunuzda çalıştırırsanız aşağıya düşecektir. Tamamıyla önlerden aldığı darbeler ve şu öndeki bakın şu teker var ya. Bu teker üzerinden hissedebiliyor. Ve çarptığı yerden otomatik olarak sağa veya sola dönerek devam ediyor. Yani çarpa 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 önündeki alanı geze geze devam ediyor. Şöyle hemen size bir mop bezin de nasıl yapıştırıldığını göstereyim. Şuradan bakın bantı kaldırdınız. Şuradan emiş ağzı kısmının alt kısmına gelip yapıştırdığınızda da şöyle yapıştırabilirsiniz. Bu arada o mop bezi arkadaşlar cırtlı bir şekilde yapışıyor. Yani şöyle göstereyim sizlere. Bezin burada bir cırt sistemi var. Bu küçük bezi su tutup yıkayıp tekrardan hani ıslak bir şekilde hani ıslatıp bunu yapıştırırsanız en azından bir mop yapar diye düşünüyorum. Ama onun haricinde herhangi bir su motoru yani elektronik mop motoru falan yok. Şimdi gelin bununla ilgili birkaç tane test yapalım. Bakalım bu iri taneleri, küçük taneleri falan nasıl topluyor? Bunlara bakalım. Ondan sonra ben size cihazı yorumlayacağım. Mini robot süpürgeyi yaklaşık 2-3 gündür evde farklı farklı zeminlerde denemeye çalıştım. Açıkçası videolarında veyahut da işte bazı incelemelerde gördüğümden çok daha farklı sonuçlar elde ettiğimi düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Benim özellikle videolarını izlediğim veyahut da altına yorumlarda bıraktığım robotlar çok daha farklı modeller de var bu arada. Yani farklı farklı modeller de varmış ama en çok satılan yani en popüler modelini almak istemiştim ben ama biraz hayal kırıklığına uğradığını söyleyebilirim. Neden derseniz. Öncelikle halı performansından bahsedecek olsak çünkü ben bunu mesela mutfağın altında yemek yedikten sonra çalıştırmıştım. Mutfağın içini gezsin, süpürsün falan filan vesaire diyordum ama kesinlikle halıların üzerinde hiçbir şekilde ilerleme kaydedemiyorum. Yani her türlü halı denedim. En ince halıdan tutun en kalın halıya kadar farklı farklı halılarda denedim de maalesef ki halılarda herhangi bir ilerleme yaşamıyor. Yani yapamıyorum robot. Maalesef halılarda sürekli tıkanıyor ve olduğu yerde hafif böyle zorlana zorlana gidiyor. Bu tabii ki de benim en büyük hayal kırıklığım oldu. Normal laminat veyahut da fayans zeminlerde herhangi bir problem yaşamıyor. Tıkır tıkır gidiyor onlar da. Yani sadece şöyle fayanslarda mesela derz aralarında bazen takılıp mesela orayı engel aşağı anlayabiliyor. Ve engel deyip geri dönebiliyor. Aynı şekilde halıların üzerinde bir eşik çıkma yok yani bu robotta. Halıları da aynı şekilde bir engel olarak algılıyor ve tekrardan geri dönüyor. Şimdi temizleme sistemi açısından tabii ki de biliyorsunuz bir lidar veyahut da bir herhangi bir sensörü yok. Yani üzerindeki tekerler zorlanma hissettiği anda dönüyor. Tekrardan başka bir yere gidebiliyor. Yani çarparak bunu bu şekilde ilerleyebiliyor. Ama herhangi bir sistematik temizliği olmadığı için şimdi mesela ben masanın altına gönderiyorum. Masanın altını bir kere geziyor belki de. Ondan sonra odanın her yerine gidiyor. Yani böyle serseri kurşun gibi odadan oradan oraya, oradan oraya geziyor. Yani bunun sürekli temizliğini beklerseniz açıkçası biraz sizi çıldırtabilir sinirinden. O yüzden kullanılabilirlik açısından bayağı zayıf bir robot süpürge olmuş. Ha oyuncak olur derseniz 10 numara oyuncak olur. Beni Instagram'dan takip edenler varsa kızım çok sevdi. Şimdi bende normal bir robot süpürge var. Ben onunla testlerim veyahut da işte kullanımımı yapıyorum. Kızım da bununla beraber kendi oyuncak robot süpürgesiymiş gibi gezdiriyor veyahut da oynuyor. Yani oyuncak olarak düşünürseniz, kategorize ederseniz bu robottan fazlasıyla keyif alırsınız. Ama performans açısından çok başarılı bulmadım. Özellikle de çok ince taneli mercimekleri denemek istedim. Hani emiş sonuçta yapabiliyor bu robot. Yani dedim ki en azından ufak da olsa bir şeyler belki çekebiliyordur değil mi? Sıfır yani mercimek tanesini dahi çekemiyor. Sadece şöyle bir avantajı var. Yerdeki o çok ince küçük tozlar var ya onları topluyor. Bak göstereyim size hemen şöyle. Gördünüz mü? Döküldü. Şurada bakın pisliği görüyor musunuz? Zaten bu pisliği burada topluyor. Bu ince ince bakın görüyor musunuz tozlara? Bunları toplayabiliyor. Bunda herhangi bir problem yok. Bunları rahatlıkla mesela çok hafifçe böyle ince küçük tozlanmalar vardı mesela yerde görmüşsünüzdür. Bu robotu oraları süpürmesi için gönderin. Ha dediğim gibi tabii ki de süpürmesini beklemek için yani sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü sizin istediğiniz yeri hiçbir zaman süpürmeyecek. Kafasına göre gezecek. Mop performansı açısından zaten altındaki bezi biliyorsunuz cırtlı. Yapıştırıyorsunuz altındaki bandı. Oradan herhangi bir ıslak bezi bile yani bu bez bozulduysa bile veyahut da işte eskidiyse bile herhangi bir ıslak mendili bile o cırtın üzerine yapıştırıp kullanabiliyorsunuz. Ama iyi oluyor. En azından şöyle söyleyeyim size süpürmesinden daha başarılı. Islak bir bez gezdiği için tozu pisliği arkasından toparlayıp geliyor yani. Ben o konuda hani mopunu daha başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Ama emiş konusunda hani çift fırçası vardı. Tekerleği de güzel yani sistematik dönebilecek bir robot olduğunu düşünmüştüm. Lakin biraz hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. Yaklaşık yani buna 200 küsür 250-300 liralık da bir fiyat ödediğim için birazcık olsun performans bekliyordum. Maalesef ki olmadı. Yani herhangi bir şekilde bir performans alamadım. Ben bunu kızıma belki oyuncak olarak kullandırtabilirim. Evet arkadaşlar Çin'den almış olduğum mini robot süpürge incelemesinin de sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.